tasarruf mevduatı sigorta fonu. Mevduata sigorta limitini yükseltti. Şeker ihracatı ile ilgili de yine kararlar var. Ankara'ya döneceğiz şimdi detayları öğrenmek için. CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan karşımızda. Arda merhaba kolaylıklar. Hangi kararlar alındı nedir detaylar? Günaydın Müşra. Oldukça önemli iki karar vardı bugün resmi gazetede. Öncelikle tasarruf mevduatı sigorta fonu kararıyla başlayalım. Fon sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarlarının garantisini 200 bin liraya kadar çıkardı. O limit bu yıl itibariyle 150 bin lira olarak uygulanıyordu ama ancak 2022'den sonra o rakam 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. Bu limit artırımında yeniden değerleme oranı dikkate alındı. Hatırlanacaktır. Yeniden değerleme oranı %36,2 olarak belirlen 2022 yılı itibariyle hali hazırda 150 bin lira olarak uygulanan e, söz konusu sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı limiti yeni yılda 200 bin lira olarak uygulanacak. Gerekli işlemleri yerine getirmek üzere de sigorta ve risk izleme daire başkanlığı yetkili kılındı. Peki sigorta uygulamasının detayları neler onları da kısaca hatırlatalım. Mevduat ve katılım bankalarının bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda hak sahibi lerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesini öngörüyor söz konusu sigorta uygulaması. Oldukça önemli bir başka karar daha var. Resmi gazetede esasında bir tebliğ bu Ticaret Bakanlığı'nca yayınlanan bir tebliğ. Bu tebliğe göre şeker ihracatı kayda bağlandı. Bir süredir esasında tüketiciler tarafından market raflarında şeker şekere ulaşılamadığı yönünde şikayetler geliyordu. İç piyasaya ürün arzının azaldığı ifade ediliyor. Buna ilişkin bir adım attı Ticaret Bakanlığı. Şeker ihracatını kayda bağladı. Buna göre şeker ihracatı için gümrük beyannameleri de ihracatçı birlikleri genel sekreterlerince kayda alınacak. Bundan sonra şeker ihracı kayıtlı hale getirilmiş oldu Büşra.